Herkese selam. Bugünkü videoda Power Query'deki Append özelliğini bir veri modelleme yöntemi olarak nasıl kullanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Power Query'deki Append, SQL karşılığı Union tabloları birleştirme. Genel anlamda aynı hizadaki, aynı benzer bilgileri içeren farklı sayıdaki dosyaları, tabloları birleştirmemizi sağlayan bir özellik. Örneğin her sabah, her akşam çoklu şubeye sahip bir şirketseniz şubelerden her sabah size bir Excel dosyası geliyor olabilir. Finansçıysanız örneğin bankalardan hep belli formatlarda dosyalar alıyor olabilirsiniz. Append normalde buna benzer. Aynı yapıdaki tabloları çok da fazla uğraşmadan tek seferde birleştirmemizi sağlayan bir özellik. Konuyla ilgili daha önce blog sistemde bir yazı yazmıştım. Tabloları birleştirme, append dizin okuma adıyla. İsterseniz buna da bir göz atabilirsiniz. Ama bugün göstermek istediğim şey, bu özellikle ilgili göstermek istediğim şey, append özelliğini bir veri modelleme tekniği olarak nasıl kullanabiliriz. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Hatta bunu yaparken de daha önce videosunu çektiğim ve kanalda yayınlanan bütçe formatları merge dosyasına da göz atmanızı önereceğim. Çünkü aynı dosyayı bu sefer merge ile değil append ile modelleyeceğim. Kullandığımız datanın yapısını hatırlamak gerekirse merge ile yaptığımız örnekte kullandığımız Excel dosyası buydu. Standart bir bütçe Excel'i aslında. Birden fazla hedefi olan kombinasyonları olan Ocak'tan aralığa kadar bütçe değerlerinin olduğu bir dosya. Bunu Power Query'de nasıl yapmıştık? Bağlantı yaptıktan sonra şu durumda olan yani 12 sütunla gözüken ay değerlerini ampivot yapıp sütundan satırı almıştık. Aynısını diğer hedef dosyası içinde yaptıktan sonra her iki tabloyu da merge ile SQL karşılığı ile join yaparak sütun kombinasyonları üzerinden birbirine bağlamıştık ve son hali olarak şöyle bir şekle getirmiştik. Şimdi bütün bütçelerde genellikle tercih ettiğim modelleme yöntemi bu. Nispeten daha alışkın olduğum, daha kolay bulduğum bir yöntem ama tek veri modeli yöntemi bütçeler için bu değil. Aynı tablo yapısını, aynı bütçe yapısını merge yerine Append'le nasıl yaparız? Nasıl avantajlar sağlayabilir bize? Onun üzerinden gidelim. Şimdi devam etmeden önce şu orijinal ciro ve miktar sayfaları e, sayfalarını birer kopyasını alıyorum referans olarak her ikisinde. Şimdi bu iki sorguyu eğer doğrudan append edersen append queries as new deyip yapacağı şey şu olacaktır. Her iki tabloda da ortak olan sütunları aynı sütun altında göstermeye devam edip farklı sütunları isimleri farklı olan sütunları ayrı şekilde yan yana getirecektir. Birisinde ciro hedefi var, diğerinde miktar hedefi var. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Aslında her ikisi de bir tip bütçe hedefi. Birisi miktar, birisi ciro. O yüzden bu iki dosyayı ependetmeden etmeden önce şöyle bir şey yapıyorum. Bu ciro hedefini gösteren tablo. Buradaki bütçe ciro sütununun ismini bütçe diye değiştiriyorum. Buna bütçe diyelim. Aynı işlemi Miktar tablosu için yapacağım. Ona da bütçe diyorum. Şimdi her iki tabloyu da bu şekilde birleştirirsem alt alta bütçe sütunun ortak olduğu e, uzun bir tablo e, oluşacak. Bu iki tabloyu eklemeden önce hangi satırın append edilmiş yeni tabloda hangi satırın hangi tablodan geldiğini anlayabilmek için e, her iki sorguya da append öncesi bir e, ayraç sütunu, bir identifier sütunu ekleyeceğim. Örneğin diyeceğim ki miktar sorgusundayım. et column, custom column'dan buna da bütçe tipi ismini vererek bir ayırıcı bir sütun ekleyeceğim. Bu miktar sütunu bu oluşan sütunun veri tipinde hemen şuradan e, type text deyip düzeltelim. Aynı şeyi burada da yapacağım. Ee, bu ciro tablosu benzer mantıklı. Buraya da bir e, bütçe tipi diye sütun ekleyip bu tablonun her bir satır içinde ciro text'ini yazdıracağım. Veri tipini tekrar düzeltelim. Şimdi her iki tabloda da aynı kombinasyonlar var. Bölge kategori ay. Bütçe diyor, bütçe tipi diyor. Her iki tablo içinde farklı. Şimdi bu iki tabloyu efendi ettiğim zaman bu sefer her bir satırın e, hangi orijinal tablodan geldiğini anlamamı sağlayacak bir bütçe tipi sütunu oluşmuş oldu. Buradakiler ciro tablosundan geliyor. Buradakiler miktar tablosundan geliyor. Okey. Tabloları hep anlattık. Şimdi merge'e göre nasıl avantajları, dezavantajları, artısı, eksisi var ona bakalım. Bu sorgunun ismine ile karışmaması için bütçe append diyeceğim. Şu tabloları Power BI Desktop tarafına aktarmaya gerek yok. Enable load'unu o yüzden kaldırıyorum. Yapmam gereken e, ne var? Unutmayalım. Ha Şu ay bilgisini referans tarihe çevirmem lazım. Yani Ocak değil de 1 Ocak 2021, 1 Şubat 2021 ta aralığa kadar hepsini değiştireceğim. Önceki videoda benzer şekilde gene bunu add columns e, column from examples ile yapalım. Ben Ocak ayı değerini 1 Ocak çekelim. 1 Ocak 2021 yapmak istiyorum. Diğerlerini de böyle mi yapmak istiyoruz? Evet, istediğimiz hareket. Bu sütunun ismini direkt e, formül penceresinden e, değiştirelim. Bu sütunun tipini de e, tarihsin diyelim. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Close Apply Power BI Desktop tarafına e, aktaralım. Okey, tablomuz geldi. Tarih sütunlarını eşleştirelim, ilişkimizi kuralım. Merge ile yaptığımız tablodaki bütçe ciro ve miktar sütunları üzerinden basit samlar alan iki tane temel metrimiz var. Aynı şeyi Append ile yaptığımız tablodaki bütçe sütunu içinde yapacağım. Buraya da bütçe e, hedef diyelim. Misal isimler karışmasın. Append tablosundaki bütçenin toplamını alacak. Şimdi her iki tablo yapısıyla da görsellerde nasıl farklılıklar karşımıza çıkacak bir ona bakalım. Basit bir line, line chart ekliyorum. Line chart'a e, buradaki tablodan merge tablosundan zero ile miktarı ekleyeceğim. Bunu da ay bazında görmek istiyorum diyeceğim. E, miktar bilgisinin sıfıra yakın olmasının sebebi zero ile arasında çok büyük rakamsal fark olması. E, bunu kozmetik olarak çözmek istersen miktar bilgisini ikinci eksen'e de alabilirim ama. Her de aynı görüntüyü elde etmek adına aynı eksende göstereceğim. Aynı line chart'ın bir kopyasını daha alacağım. Buradakinde ise bu sefer append ile birleştirdiğimiz tablodaki bütçe hedefi koyacağım. Okay. Hatta ekrana da şuradaki eklediğimiz o identifier sütunlarından gelen bu satır miktar hedefidir, bu satır ciro hedefidir bilgisini gösteren sütunu da rapor sayfasına ekleyelim. Bunu da bir slicer yapalım. Şimdi ilk fark şöyle bir durumla karşımıza çıkıyor. Merge ile yaptığımız grafikte ciroyu göster, miktarı göster şeklinde ayrı bir durum yaratmak istersek yapabileceğimiz iki şey var. Ya her bir görünümü bookmarklara atarız. Bookmarkların birinde sadece ciro gözükür, diğerinde miktar gözükür. O bookmarkları da butonlara ekleriz. Kullanıcı bana ciroyu göster, bana miktarı göster der. Ependle yaptığımız tabloda ise Tabloya bir identifier eklediğimiz için ciro'dur, miktardır şeklinde. Basit bir temel metrik üzerinden bana ciro'yu göster ya da miktar göster durumunu hiç böyle bir atraksiyona gerek kalmadan yapabiliriz. Hiçbir şey seçmezsem alttaki line chart'ın gösterdiği şeyde hem ciro hem de miktar toplamlarının e, durumu var. Ama ben burada istersem ciro veya miktar diye ayrıştırabilirim. Bu devamında nasıl bir şey yol açabilir? Bütün modellerde lazım olan Time Intelligence grubundaki metrikler var biliyorsunuz. İşte önceki dönem, önceki ay, önceki yıl karşılaştırması vesaire gibi. Eğer ile yaptığım modeli tercih edersem, her bir temel metrik için, işte ciro için, miktar için ayrı ayrı Time Intelligence formüllerini yazmam gerekir. Eğer Calculation Groups kullanmıyorsam, Ependeyle yaptığımız tabloda ise böyle bir şey. Büyük oranda ihtiyaç olmayacaktır. Tek bir temel bütçe hedefi metri üzerinden time intelligence formüllerini yaz. İstersen e, onu da bütçe tipine göre kırabilirsin. Direkt yapacağımız tek şey e, bütçe tipini bir slicer'a bağlayıp kullanıcıya seçim olarak sunmak. Aynı şeyi diğerinde yapmaya kalksak dediğim gibi ya bookmarklar kullanmak lazım e, ya da formül modifiye ederek farklı bir formül yazarak e, durumu çözebiliriz. Örneklendirmek gerekirse, şöyle bir şey yapılabilir. Aynı durumu yaratmak adına, buraya yeni bir match ekleyeceğim. Diyelim ki ismine seçimi göster eşittir. If kullanabiliriz, switch kullanabiliriz. Switch ile yapalım. Switch true. Eğer kullanıcı slicer'dan bütçe tipi sütunundan ciro'yu seçerse geometriğini göster. Okay öteki condition'ı yazalım. Kullanıcı eğer bu slicer'da bütçe tipi olarak miktar seçtiyse miktarı göster. Hiçbir seçim yoksa ya da birden fazla seçim varsa slicer'ınızın ayarlarına göre son default opsiyon olarak da hiçbirine uymuyorsa ciroyu göster diyebiliriz. Bu üstteki line chart'ta da ciro miktar yerine bu yazdığımız metreyi belirtebiliriz. Her iki görselde de gözüken seçim şu an aynı. Miktarı seçtim. Alttakinde hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan bunu gösterebiliyorken üstteki görselde aynısını yapamıyorum. Yazdığım metreyi modifiye etmem lazım. Ee, şu yazdığımız formülü de hatta basitleştirelim biraz değişken kullanarak. Değişken kullanımına alışmanızı tavsiye ederim. Yazdığınız bütün formülleri değişkenlerle tekrar yazmanızı tavsiye ederim. Hem performans açısından hem daha okunaklı bir kod, kod yazabiliyor olmak açısından önemli. Pratiği arttırmakta fayda var. Burada bir değişken tanımlayıp kullanıcının yaptığı seçimleri value neydi? Tip sütunuydu. Kullanıcının yaptığı seçimi bir değişkeni ata. Okey. Ondan sonra return deyip bu değişkeni çağırarak aynı formülü daha kısa, daha temiz, daha okunaklı, daha performanslı özellikle karmaşık kompleks metriklerde değişken kullanarak yazmak daha kolay bir opsiyon. Okey, ee, ilk farklılığı gördük. Time Intelligence grubu gibi birden fazla e, ya da sayma fonksiyonları gibi birden fazla e, metric grubu var. Bütün modellerde bize lazım olan. Eğer merch'te yaptığımız tasarımı kullanacaksak yazmamız gereken metric sayısı biraz da artıyor olabilir. İkincisi biraz önce gözüktüğü gibi Append yapılmış modelde direkt bir seçimle her şey değişiyorken ötekinde başka şeyler yapmak lazım. Tabi sadece tek bir görsel örneği üzerinden, başka görsellerde farklı efektler, farklı ihtiyaçlar çıkması durumunda başka e, atraksiyonlar yapmak gerekebilir açıkçası. E, ama en önemli farkı şurada ortaya çıkacak. Neredeyse bütün satış modellerinde karşılaştığım bir durum. Satış modellerinin çoğunda ürün maliyetleri de var ya da hizmet maliyetleri de var ve ihtiyaçlardan bir tanesi şu. Deniyor ki satış ekibinden herhangi biri girerse raporlara sadece satışları görsün. Hizmet ya da ürün maliyetlerini görmesin. Şimdi eğer merge ile yaptığımız bu tasarımı kullanacak olursak modelimizde şöyle bir durum ortaya çıkacak. Power BI Desktop'un default'unda satır bazlı bir filtreleme yapabiliriz. Yani şunu demek default'ta zor. Kullanıcı kim olursa olsun sadece ciroyu görsün ama miktarı görmesin, maliyeti görmesin gibi bir durum default'ta yok. Row level security en azından bu durumu çözmek için kullanılabilecek bir yöntem değil. Aşağı yukarı 5 ay, 6 ay oldu herhalde. Bu durumu çözmek için Object Level Security diye bir özellik geldi Power BI'ye. Ee, tam bu iş için e, tasarlanmış bir özellik. Row Level Security'nin aksine ya da farklı olarak Object Level security kullanarak Ciro'yu görsün, maliyet miktarı görmesin demek mümkün. Ee, Object Level Security ile bunu yapmak mümkün ama bunu yapmak için Power e, Power BI Desktop'ın şu anki hali e, maalesef e, bu durumu tasarlamak için yetmiyor. E, tabular Editor gibi farklı bir editörle ancak e, Object Level Security Power BI modeline gömmek e, mümkün. Aynen e, Calculations Grup e, Calculations Gruplarda olduğu gibi. Yani Desktop yapamıyoruz açıkçası. Şu anki durum böyle. Tabulur editör gibi third party bir editörle ancak bunu yapabiliriz. Ama append ile yaptığımız tasarımı kullanacak olursak role level security bu durumu çözmek için doğrudan zahmetsizce kullanılabilir. Şöyle ki bizim bu tablomuzda append ile birleştirdiğimiz tabloda bütçe tipinde diyor ki ciro var miktar var. Satırda eğer ciro gözüküyorsa kullanıcı görsün. Satırda eğer miktar gözüküyorsa kullanıcı görsün. Demek çok daha kolay. Role level security ile de doğrudan yapabileceğimiz bir şey. Rolleri yaratmak için de yapmamız gereken tek şey Modeling tabından Manage Roles deyip satır bazlı otorizasyon gruplarımızı oluşturmak. Rollerden Create. İlkine ciro diyelim. Ciro'yu görecek olan kişiler modeli bütçe tipine göre filtreleyecek. Bu ciro olsun. İlk rolümüzü yarattık. Bir tane daha rol yaratacağım. O da miktar olacak. Aynı tablonun aynı sütundaki değeri bu da miktar olarak filtreleyecek. E ee, bu rolleri buluta bastığımızda yapacağımız tek şey hangi rolü kim görecekse e, ilgili kullanıcıları bu rolleri atamaktan ibaret. Gayet e, kolay. Öteki modelde bu kolay yapmak mümkün değil. Object level security kullanmak lazım. O da başka bir editör gerektiriyor. Power BI Desktop'un güncel haline maalesef şu an için yok. Ee, eğer bütçe hedef formülünü, EPEN tablosundaki bütçe hedef formülünü işte ciro için ayrı, miktar için ayrı göstermek gerekirse yazmamız gereken formüllerdeki varyasyon da çok minimal seviyede olacaktır. Şöyle ki bu tabloya yeni bir metrik ekleyelim. Bütçe ciro diyelim buna da ya da bütçe olur bütçe ciro diyelim yapmamız gereken tek şey daha önce yazdığımız o temel metreyi çağırıp bunun varyasyonu olarak bunun bütçe tipi ciro olacak aynısının kopyasını da alayım yeni bir metrik Buna da miktar hedefi diyelim. Bu da bütçe tipi miktar olacaktır. O kadar. Eğer e, varyasyonlarını yapmak gerekirse, bunu da et. çok basit bir şekilde yapabilirsin. Şimdi e, her bir konuyla ilgili pek tablosunda ayrı birer nümerik sütun mu bulunsun, yoksa pente yaptığımız gibi farklı numerik e, konuları da acaba aynı sütun altında birleştirip her biri için bir identifier mı kullanalım? Hangisi daha iyi? Tek bir doğru cevabı yok. Eğer dosyalarınızın birleştireceğiniz dosyaların formatları, içerdiği bilgiler, içerdiği entitiler, işte ürün gibi, müşteri gibi, maliyet merkezi gibi her neyse kapsamınız. Eğer birbirine çok yakınsa e, append ediyor olmak veri modeli tarafında rapor görsellerini e, daha esnek oluşturma tarafında, otorizasyon tarafında, role level security gibi işinizi çok daha fazla kolaylaştırıyor olabilir. Bence karar vermeden önce datanızın yapısına bakarak append mi yoksa merge mi veya ayrı fake tablolar olarak mı modelleyeceksiniz bir değerlendirmekte fayda var. Veri modeli önemli. Görüşürüz.